Merhaba arkadaşlar, Yap Yap kanalına hoş geldiniz. Ben Melih. Ben Cem. Bugün sizlere tuvalette arkadaşlarınızla ailenizle yapabileceğiniz 3 tane çok fena şaka göstereceğiz. Biz bugün tuvalette değiliz ama tuvalette gitmiş kadar olacağız. Evet, birazdan siz de göreceksiniz. Hemen başlayalım. Başlayalım. Birinci şakamız da arkadaşlar, klozet kapağına vazelin süreceğiz. Burada görüyorsunuz vazelin var. Şöyle alayım bakın. Şöyle tam böyle güzel oturacağı yere, yanağın denk geleceği yere. Şöyle güzelce şöyle yaptığınızda ev arkadaşınız, aileniz, babanız muhtemelen çok sinir olacak buna oturduğu zaman böyle vıcık vıcık. Aa çok hani kötü abi ya. Bunu silmesi bir dert. Bir de bu vazelin arkadaşlar kolay kolay vücut tarafından emilen bir şey de değil. Bunu silmesi ayrı dert. Yıkasan çıkmaz. Yıkamasan pis. Ya tahminen bak, tahminen senle yukarı biraz kalkar bir. Böyle 5-10 santim kalkarsan. Ay diye böyle oturur oturma. Ay ne oldu diye bir kalkacaktın. Ondan sonrası malum bence hani güvenmiyorsanız. Geçelim mi? Vardır. Geçelim biz bunu. Geçelim. Geç. Gözünü seveyim geç. Sıra geldi ikinci şaka. İkinci şaka sıvı sabun ve gıda boyası kombinasyonuyla alakalı bir şaka arkadaşlar. Tahmin edeceğiniz üzere sıvı sabunu açıp içine gıda boyası dökeceğiz. Ben zaten gıda boyasını biraz kurban oldum tuvaletindeyken mavi boyayı kullandım. Ama aslında sarı boyanın daha ideal olacağını düşünüyorum. Çünkü sarı boya çok fazla bunun içine çok belli olmayacak diye düşünüyorum. Hem kayboluyor. Hem de kayboluyor. Arkadaşınız böyle bastığı zaman da artık iğrenç pis bir sarı gıda boyalı bir sabun. Ve biliyorsunuz gıda boyası çıkmıyor. Bunu da belirtelim. Gıda boyası çamaşır suyuyla çıkar arkadaşlar. Hani aklınızın bir köşesinde bulunsun. Böyle kötü bir durumla karşılaşırsanız eğer arkadaşlarınıza evet, şöyle bunu belirtirsiniz. En azından kurtulursunuz. Evet. Böyle iyice döktükten sonra kapatıyorum. Bunu artık pompaladığım zaman bundan gıda boyalı sabun gelecek. Evet. Elleri her yeri böyle pis bir şey olacak. Öyle. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Şimdiden geçmiş olsun. Son şakamızdaysa arkadaşlar, kalıp sabun kullanıyorsanız eğer evde bunu streç filmle kaplarsanız böyle ışığın az olduğu loş anlarda yani gece tuvalete kalktığı zaman. Yani gece tuvalete kalktığı zaman bu hissiyat da kötü bir hissiyat. Şöyle koyuyoruz önce. Bakın. Hemen sıvı sabunu şöyle. Sabunun kuru olmasına dikkat edin. Yoksa bu yapışmaz streç film. Şöyle şuradan yırtıyoruz. Hop. Ben de adeta bir şey gibi, streççi gibi. Streççi diye bir şey mi? Streççi. Evet, bu şekilde sabunu sabunluğa koyuyoruz. Arkadaşımız geliyor, sabunluyor ama köpürmüyor. Sabunluyor ama köpürmüyor. Evet. Anca bunu artık ne zaman anlarsa bunun üzerindeki bu streci sökmeyi akıl eder. Eder ama zaten dediğim gibi bu daha çok böyle karanlık ortamlarda evet, gece tuvalete kalktığı zaman onu ya ilk sabah mamurluğunda falan da yiyebilirsin bunu yani. Bence öyle, yersin. Bence üçü de birbirinden güzel, sinir bozucu, bir o kadar da eğlenceli şakalardı. Bu arada arkadaşlar tam buradaki link tıklayarak tuvalet kağıdı kulesi yapmaya çalıştık. Bir rekor denemesiydi. Bakalım rekoru geçebilmiş miyiz? Tavsiye edebilirsiniz. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.